Efendim, daha öncesinde size söylemiştik, acaba bir anket yaptırıyor musunuz, paylaşacak mısınız diye. Size zamanı geldiğimde açıklayacağım demiştiniz. Dün rakibiniz Murat Kurumu'nda anketlerle ilgili bir açıklaması oldu. Dedi ki biz 1-2 puan öndeyiz, rahatız dedi. Siz ne söylemek istersiniz? Anketi şimdi paylaşır mısınız, yaptırdığımız olduğunuz bir anket varsa? Yani yok. Çünkü biz anketten medet umuyoruz. Yani bizim konumuz, anketimizde sahadaki vatandaşlarımız, böyle ablalarımız, abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz. Onun için muhtemelen anketten medet umanlar sıklıkla anket açıklayacaklar ama biz yani gerek duyarsak, lüzum duyarsak açıkları şu an hiçbir lüzum duymuyorum. Gayet sağlam sürecimiz işliyor. Peki efendim, bir de bu konut meselesi var, kentsel dönüşüm meselesi var. 650 bin konut vaadi var Murat Kurumu. Bugün de bununla ilgili aslında bir temel atma töreninde konuştu. Dedi ki CHP'li yönetim temel atmıyorlar dedi. Onlar temel atmama törenleri yapıyor. Bir de sizin 650 bin konutla ilgili hep hayal olduğunu dile getiriyorsunuz. O Ekrem İmamoğlu aslında yapılmamasını gerektiğini söylüyor. Öyle şeyler olmaz diyor. Bu ifadeler için ne söyleyeceksiniz? Yani çok tabii gerçekten ciddi bir şey farkı var. Yani tarif edemeyeceğim bir söylemlerde seviye farkı var. Çünkü 650 bin konut demesi için bir insanın Türkiye'nin en güçlü kurumunun başında 5 yıldır Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut, bakın İller Bankası, bütün finansmanlar elinde, İstanbul'da 2019'dan bugüne kaç konut yaptılar biliyor musunuz? 8500 konut. Ve bunun hepsi bu arada sosyal konut da değil yani. Bir kısmı lüks konut. 8500 konut yapmışsın 5 yılda. Diyorsun ki ben bu şehre 650 bin konut yapacağım. 650 bin konutun yaklaşık açıkladığı sistem üzerinden söylüyorum. O da yarısı bizden vesaire. Ya bir de şöyle komik bir taraf var. Devletin, hükümetin açıkladığı yarısı bizden kampanyası sanki Fizan'da bir ülkenin kampanyası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başka bir ülkenin belediyesiymiş gibi süreçleri tarifliyorlar. Bakın biz 5 yılda 8500 konut yapan bir anlayışın ve her yıl yüz binlerce konut yapacağız diye kampanyalar açıklayan bir anlayışım ve hiçbirini yapmayan. Bakın yaklaşık 10 yıldır ben hatırlıyorum, yılda 100.000 konut diye bir kampanya başlattılar. Yılda 50.000 konut diye bir kampanya başlattılar. Ya hepsini toplasanız 100.000 konut yapmıyor. Bakın hepsini toplasanız. Şimdi kalkıyorsun İstanbul seçimine giderken 650 bin konut. 650 bin konutun kendi o kampanya tariflerini de içine katarak, onları düşerek söylüyorum, 500 milyar liranın üzerinde bir maliyeti var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bütçesi neredeyse, yani merkezi idareden gelen bütçesi kadar bir maliyetten bahsediyorum. Tamamen milleti aldatmaya dönük, içi boş, doğruyu anlatmayan, sistem kurmayan, bakın biz sistem öneriyoruz. Diyoruz ki sistem kuralım. İstanbul'u depremi önceleyelim, hepimiz bir arada çalışalım. O diyor ki ben 650 bin konut yapacağım. Yani ben gelince yapacağım. Bizde var, onda yok. Böyle bir şey yok. Kendisini ispat edememiş, yönetim döneminde kendisini ispat edememiş bir sürecin, bir yönetimin, bir sistemin bir parçası sayın kurum. Onun için bu söylediklerini gerçekten Türkiye'nin bir konut yönetimi sivil toplumuna gidin, inşaatçılar sivil toplumuna gidin, müteahhitler sivil toplumuna gidin, kime giderseniz gidin, bunun asla doğru olmadığını size söyler. Onun için doğru bir kampanya yönetmiyor, yanlış bir kampanya yönetiyor ama zaten millet onların sıklıkla aldandığını biliyor, aldattığını da biliyor. Ne aldanana ne de aldatana bugünle doy vermez. Peki son olarak da Mansur Yavaş aslında mal varlığını açıkladı. Siz de böyle bir şey yapacak mısınız? Bir mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Tabii ki. Yani ben 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi açıklayacağım. Her dönem mal varlığımı açıklayan da birisiyim.
Bu bizim en rahat olduğumuz saha. Onun için günü geldiğinde zaten arkadaşlar onu kamuoyuyla paylaşır. Bir de billboard meselesi var. Murat Kurum birkaç gündür katıldığı her programda bunu üst üste dile getiriyor. Parasını verdiğimiz billboardları söküyorlar, yerine kendi billboardlarını asıyorlar. Görüntülerimiz var, ispatı var diyor. Ne söyleyeceksiniz? Yani vah vah ne diyeyim yani. Vah vah çok üzüldüm. Bu kadar yani kendisine buradan bir mağduriyet yaratmak istiyorsa bu hiç tutmaz. Yani geçen de söyledim 5 yıldır. Ben devletin kurumu, benim vergilerimle çalışan devletin kurumu TRT'de bir dakika haberim yapılmadı. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı. Türkiye'de 8-9-10 kanal bizim reklamlarımızı, daha doğrusu ilanlarımızı parasıyla bile almıyor. Neymiş billboard'dan şeyi inmiş, vah vah ya çok üzüldüm. Ya ben Sultan Gazi'de belediye başkanı adayımız, ilçe başkanımız hemen hemen her gün şeylerin afişlerini kesen videoları bana gönderiyorlar. Onun için yani kurum başka şeylerde mağduriyeti var. Çok ciddi bir mağduriyeti var. Ben her yerde tekli bir fotoğrafını göremedim. Öyle bir mağduriyeti var. İnşallah o mağduriyetini giderir. Teşekkür ederim. Bir de depremi öncelediğimiz bir şehirde yaşıyoruz ve çok ciddi adımlar atılması gerektiğini biliyoruz. Ama kendisi bugün bu İliç'teki ÇED raporuyla ilgili toprak kaymasıyla ÇED raporunun ne ilgisi var dedi. Ve kendisi şu anda İstanbul'da aday. Bu açıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz? Zaten bütün işlerini hafife alıyorlar. Yani çevre, şehircilik bakanlığı dediğiniz aslında çevre ve şehircilik yani dünyanın şu anda en büyük mücadele verdiği iki ana unsur biliyor musunuz yaşamı etkileyen? Yani çevre dediğiniz iklim değişikliğiyle mücadele, çevre dediğiniz küresel ısınmayla mücadele, yani susuzlukla mücadele, kıtlıkla mücadele, kuraklıkla mücadele. Bu çok ciddi iş. Yani gerçekten işini ciddiye alan, ciddi sorumluluk yüklenen bir iş. O sorumluluğu ne yazık ki taşıyamadılar. Ve bu uzun süre taşınmayan bu sorumluluğun bir parçası da kendisi. Çünkü onlar kuralları uygulamıyorlar. Onlar talimatları uyguluyorlar. Çok net. Teşekkür ederim.